Dünyanın en büyük siyasi güçlerinden biri olan federal yarı başkanlık tipi cumhuriyetle yönetilen Rusya'da son yıllarda ekonomik veriler pek de istendiği gibi değil. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 90'lı yıllarda eski Sovyet ülkelerinden yoğun göç alan Rusya, istihdam konusunda yarattığı ivmeyi devam ettiremiyor. Göçmenler için cazibe merkezi olma özelliğini kaybetse de geniş yüz ölçümü ve yaklaşık 147 milyon nüfusuyla Rusya'da her 6 işçiden biri göçmen. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkede yaşayan göçmen sayısı 12 milyon. Bu sayı ülke nüfusunun %8'ine karşılık geliyor. Özellikle Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkelerden göç alan Rusya'nın diğer yandan nitelikli göç veren bir ülke konumuna geçtiğini ve ülkenin bir göç krizi eşiğinde olduğunu söylemek mümkün. Ülkeye gelen göçmen sayısı bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki kat azalış göstererek 2018 rakamlarına göre 120 ile 125 bin arasında. Ancak nüfus açığını kapatmak ve kalifiye iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için Rusya'nın her yıl en az 500 bin yeni göçmene ihtiyacı var. 20 yıllık Putin iktidarında ülke hiç olmadığı kadar zenginleşmiş, ancak bu zenginliğin halkın yaşam koşullarına yansıdığını söylemek pek mümkün değil. Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Sosyal Anket Enstitüsü'nün gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmaya göre göçmenlerin %26'sının ticaret sektöründe, %23.7'sinin hizmet sektöründe, %22'sinin inşaat sektöründe ve diğer ulaşım, özel hizmet, belediye hizmetleri ve sanayide istihdam edildiği belirtiliyor. Aralık itibariyle Rusya'da yaşayan ve çalışan yabancılarla tüm göçmen işçilere verilen vize, çalışma izninin geçerlilik süresi ve diğer kişisel bilgilerin yüklü olduğu elektronik çipli kart uygulamasına geçildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da kent yönetiminin göçmenlerin kentteki yaşama uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla Rus halk kahramanlarının yer aldığı resimli bir kılavuz olma özelliği taşıyan bir bilgisayar oyunu geliştirmesi yerel ölçekte karşımıza çıkan dikkat çekici uygulamalardan biri. Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını sebebiyle üretim tesisleri, fabrikalar, inşaat alanları ve diğer birçok iş kolunda faaliyetlerin durdurulması, uçuşların iptal edilmesi ve kara sınırlarının kapatılmasıyla Rusya-Kazakistan sınırına sıkışan binlerce Orta Asyalı göçmen ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Zaman zaman göçmen karşıtı ve ırkçı protestoların yaşandığı Rusya'da, hükümetin göçmen politikaları ve prosedürlerini belirlemede, adaptasyon ve entegrasyonu sağlamada yetersiz olduğunu söylemek mümkündür.